Efendim konuğum çok çok değerli. Profesör Doktor Üstün Dekmen, kendisi akademisyen ve psikolog. En son yaptığımız yayında hocam o kadar mutlu ayrıldık ki buradan. Sağ olun. Sizi tekrar bulabilmek de çok kolay değil ama geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, sağ olun. Yeni yıl geliyor hocam. Evet, yeni yıl geliyor. Evet, geliyor. Var. Beklentiler var. Evet. Herkes de var mıdır? Hocam herkes de var. Yani yeni yılı benimseyen herkes de var gibi. Şimdi şöyle bir öneride bulunacağım. Genellikle şu söyleniyor Ebru Hanım. Yeni yılda şunu yapacağım. Kesin bunu yapacağım. Yerini şu an yapmaya başladım demek. Bugün ayın kaçı? Bugün aralığın işte 5'i, 6'sı, 10'u, 15'i. Hocam 19 Aralık. Bugün başladım olmalı. Şimdi bence 31 Aralık günü Ebru Hanım apartmanlardaki dilek ve temenniler gününe benziyor. Dilek ve temenni. 31 Aralık. Bu yıl kesin kilo vereyim. Kesin. Tartışmayalım. Kesin vereceğim. Efendim bu yıl işte tango kursuna yazılacağız. Evet. İşte bu yıl yok Japonca öğrenmeye başlayacağım. Evet. Kesin, kesin. Kesin. Şimdi Nisan ayı gelir. Hiçbiri olmamış. Olmaz. Dur. Ben Nisan'da demedim ki diyor. 12 ay var. Daha 8 ay var. Bir bakalım. Yapacağız. Bu yıl hocam, yapacağım. Yani 3 zamanda yapacağıma benziyor. 31 Aralık 3 zamanda yapacağız anlamı evet. da biraz taşıyor. Tabii. Bunun yerine yeni yılda yapacağım. Niye 1 Ocağı atıyoruz? Hemen şimdi başlayalım. Ekim'de başlayalım, Kasım'da başlayalım. Doğru. 19 Aralık'ta başlayalım. Evet. Şimdi başlayalım. Ne kursuna gideceksek, bilgisayarda buydu. Hocam bunu hemen şimdi yapalım. Genellikle o erteleme anlamı taşıyor. Yani çok istemediğimiz zaman ya da istiyoruz da bünyemiz müsait değil. Olmuyor, yapamıyoruz. Bu rejimde de böyle, evet. kilo vermekte de böyle, evet. filanca kursa katılmakta da böyle. Yani yaşamı bir bütün olarak almak, kesintili almamak. Yaşam akar gider, kesinti yoktur. Sabah bu saat, o teorik olarak sabah başladı evet. gün. Yıl da teorik olarak başlıyor 1 Ocak'ta. Başlamayabilirdi de başka çok bir zaman güzel. Da olabilirdi. Çok güzel. Peki hedef belirlerken o zaman ne dikkat etmemiz lazım? Çünkü hedefler aslında bir hayallerin gerçekleşmesi gibi bir şey mi? Evet. Ama hayalperestlik de çok gerçekçi bir şey değil. Nasıl peki bu döngüyü kuralım? Hocam şöyle ki bir formülü, bir reçetesi yok. Fakat hedef bir içimizden gelmeli. Bir içimizden gelmeli. İkincisi ona yeteneğimiz olmalı. Eskiler kifayetsiz muhteris derlerdi. Evet. İhtirası var, çok istiyor ama kifayeti yok. Yani olmuyor, gücü evet. yetmiyor ama çok istiyor. Evet. Tarihte kifayetsiz muhteris kahramanlar vardır. Evet. Olmuştur çok. Şimdi bir yeteneğimiz, becerimiz var. Hangi bölüm istiyorum? Öğrenci, lütfen anne babalar karışmasınlar. Milyonuncu keredir söyleyeyim. Bir, seçeceği meslek gencin yeteneğine uygun olacak. İki, hevesine uygun olacak. Peki ama böyle çok heves, böyle değişken bir şeyse çocuk için karar veremiyorsa hocam, aile desteklememeli mi? Yok, küçükken değişken olur. Giderek kristalize olacak. Olur mu? Lisede olması gerekiyor. Biz küçükken küçük seçimler yapmalarına izin vermediğimiz için çoğunlukla toplum olarak o da olur, bu da olur. Şimdi üzülerek görüyorum. Diyelim 300 puanlık bir bölüm istiyor. Onu istiyor küçükten beri. Peki. 300 puan. Tamam. Nefis. Kadere bakın. 340 puan aldı. Aksilik fazla. 340 puanla başka bir bölüm var. Onun hedeflemediği bir bölüm. Tabii. Vallahi bir takım gençler ya bu puan ziyanı olmasın diye 340 puan gerektiren bölüme giriyor. Ama istediğini yapmıyor. Puan ziyanı olmadı ama istediğini yapmadı kendisi ziyanı ya. Oldu. Hocam puan ziyan olsa ne olacak evet. Allah aşkına? Evet. Yani puan bir vesiledir, bir araçtır. Tabii. Amaç değildir. Amaç son damlasına kadar o puanı kullanmak değil. Su değil ki bu ziyan etmeden kullanalım bunu. Olmayabilir. Şimdi hedef ne? Yeteneğine uygun olacak. Önce tamam. yetenek. Hı hı. Çok heves edebilirim ama yeteneğime uygun değilse kifayetsiz muhteris olurum. İkincisi istediği bir şey olacak. Mesela insanlar planlıyorlar çocuk yapalım mantıklı. İşte bu yıl yapalım diyorlar karı koca. Bir defa aileler habire teşvik ediyor. Bir defa karışmamak lazım. Hı. Uygun değil. Ailenin mahremiyetidir. Karışmak uygun değil. Peki kim asıl olacak? Kimin kararı olacak? Bir, bu yıl bir ailenin 2020'de çocuk yapması çok mantıklı olabilir. Ama istemiyorlarsa mantık önemli değil. İstiyor olmak gerekiyor. Evet. Mantıklı değil. Bu yani bir model ev, masa falan yapmıyoruz. Çok ev doğru. yapmıyoruz. Çok doğru. Ve parafı kim atacak? Bence anne atacak. Babanın rey hakkı 49, anne 51.
Doğuran tarafa atar. Müthiş. Erkek doğursun, o atsın. Hocam, vallahi erkeklere yani, de düşen çok büyük görev var. Hocam tabii. Ona da görev düşüyor. Fakat anne bir de 9 ay taşıyacak. Elbette. Bir sene uykusuz kalacak. Elbette. Bir sene hatta. Kaç, iki. Hocam. Anne çocuk bağı bambaşka bir bağ. O zaman bir yani bedensel olarak uygun olacak. Evet. Herhalde muayene oluyor. Vücutta bir doğuma engel bir durum olmayacak. Bu gerekli ama yeterli değil. Bir de istek olacak, heves tabii olacak. Bütün hedeflerimiz için öyle. Evet. Filanca kursa katılmak için becerim olması gerekir. Bir de hevesim olması çok gerekir. Doğru. Çok isteyen ampute oluyor, bacağı olmuyor, bir şey olmuyor. Fakat ne yapıyor? Tekerlekli sandalyeli ya da takma bacakta hocam dünya şampiyonu tabii, oluyor. Tabii ki de. İstediği zaman, cehd ettiği zaman eski tabirle, motive olduğu zaman şimdiki tabirle. Gerçekleştirebiliyor. Pek çok şeyi gerçekleştirebiliyor. Peki hocam, hayal kırıklığı. Hedeflediniz, geldiniz bir noktaya. Fakat içine girdiğinizde o sizin aslında o kadar da hayal ettiğiniz bir şey olmadığını fark ettiniz. Hocam o zaman vazgeçmek gerekir. Bu kadar kolay mı peki? Evet. Emek var. Bu kadar hocam, kolay. Şimdi ben küçükken... Takılı kalmayacağız geçmişe. Hocam, ben küçükken denirdi ki bir kitaba başladığını bitir derdi evet. Bazı büyük. Ben hayatta bunu yapmadım. 400 sayfalık kitap başladım. Hoşuma gitmedi. Gitmiyor. Hemen bırakırım. Tabii. Hayat kısa. Hocam sevmediğim romanı niye okuyayım? Bir kursa katıldım. Çok büyük şeyler. Evet. Eşimle katıldık mesela. Evet. Filanca kursa. Tamam koydum. Varsın. Katıldık. Baktık gitmiyor. İyi olmuyor. Organize olamıyorsun. Hocam bırakırız. Tabii. Başka bir şey yaparız. Hı. Bu doğal. Yani bazı şeylerde o bir alışkanlık ısrar etmek mi? Gerekiyor. Hı. Hocam gelmeyebilir. Alışkanlık haline gelmez. Şimdi bakıyorum gençler aşkım aşkım deyip evleniyorlar. Bir de aşkı ton diyor kesin dersin. Bu hayat boyu ayrılma. Evleniyor. Aa. Güzel. Evlendi. 2 sene sonra ayrılıyor. Ne oldu evladım? Hocam aşkımız bitti. Şimdi bir hipotez. Çok emin olmamakla birlikte. Bilgisayar oyunları var ya. Evet. Bizden çok yani biz de genciz. Ben tabii de genç grubuna giriyorum dünya sağlık. Elbette hocam 75 yaş orta yer. Siz gençsiniz tabii. Oh, çok çok bayağı genciz. Evet. Şimdi daha küçükler diyelim çocuklar. Peki. Hocam oyun oynuyorlar. İşte 20, 25, 30 yaşında bilgisayar oyunu. Kaybetme ihtimali ortaya çıkınca pıt kapatıyor, bırakıyor. Ha. Uğraşmıyor. Ha. Kazanma ihtimali yüksek oyuna geçeyim diyor. Oyunda bu olabilir. Ama başka alana bulaştırmamak gerek. Evliliğe bunu bulaştırmayacağız. Evlilik iyi gitmiyor bazen. Sallanıyor gibi filan. Kadın da kız da, yani kadın da erkek de ne diyor? Yatımı kapatalım, başka evliliğe geçelim. Hocam biz uğraşırdık. Ver oyuncaklarımı geriye oynamıyorum. Hocam 35 sene önce evlendim. Yani çocuk yokken sıfır sorun. Hiç sorun yok. Bebek oldu, gerginlik başlıyor. İşte bakıcısı, aşısı, busu filan. Evet. Biz gelirdik Sehra'ma başında çok iyiyken. Evet. İkimiz de asistanız. Üniversitede doktora yapıyoruz. Hocamıza gittik. Hocamıza gittik. Vallahi 3 seans ikimizle birlikte görüştük. Evet. Işık Savaşları. Sevgili ne Savaşı Ne kadar güzel hocamız. Bir şey hocam. 3 seans ikimizle görüştük. Bakın kaç yıl önce evlilik terapisine gitmişsiniz. Hocam 33 sene önce. İnanılır gibi değil. Hocam 3 seans ikimizle görüştük. Sonra Zehra Hanım'a dedi ki sen gelme Zehra dedi. Benle 2 seans daha görüştük. Benim biraz daha ihtiyacım varmış anlaşılan. Hoca çok diyorsa güzel. Doğrudur. Hocam ondan aldığımız ışıkta sürdürdük. Bakın bir işe girersiniz. CV'nizi verirsiniz. İşte özgeçmişinizi girdiniz. İşe girmek çok zor da değil. İş varsa zor da değil. Ama işe girdikten sonra ciddi mesai harcamanız gerekiyor. Evet. Evlilik de çok zor değil. Evleniyor insanlar. Evet. Fakat evlendikten sonra mesai harcamak gerekiyor. Ben Marie ile evliliği sıcak tutmak gerekiyor. İşi sıcak tutmak gerekiyor. Kaynamasın, soğumasın, donmasın, yanmasın. Çok güzel. Alttan sıcak mesai gerekiyor. Evet. Ateşi kısacaksınız. Ben Marie kaynar su koyacaksınız. Hocam ilişkilerde bu gerekiyor. Ayırmak gerekiyor. Ama karşılıklı. İki taraflı. Tek taraftan beklenmeyecek. Tek taraflı olmaz. Fakat bazı konularda hoşuma gitmeni bırakırım. Yani hayal kırıklığı yarattıysa onu bırakırım. Bir şey gitmedi. Hocam bahçede çubuğu bir şeyle çiçek falan dikiyorsunuz. Sıkıldınız olmadı bırakınız. Ama her şeyi bırakmak bırakamazsın. Değil. Hocam bazı şeyleri bırakmamak. Evet. Bazı şeyler önemlidir. Bakınız kedi köpek alıyor insanlar. Hevesli. Çok ya. Güzel. Hocam sonra bırakıveriyor. Bu ahlaka aykırıdır. Kedilerimiz, köpeklerimiz hepsinin sağlık karnesi var. Kül Dökmen yazıyor soyadı. O Dökmen Ay, ailesi. Ay çok şekersiniz hocam. Dökmen ailesi. Müthiş. Yani hocam, insan kedisini köpeğini bırakamıyor. Çocuğunu bırakıp gidenler var. Oh, oh. Karısına şiddet uygulayanlar hocam, var. Psikolojik yani, baskıda bulunanlar evet, var. Hocam, çocuğunu görmeyenler var. Hayatta olduğumuz sürece biz o kediyi köpeği bırakıp benim soyadımı taşıyor. Ya, aileden artık. Bu kadar.
sağlık dolu bir haftanın sonuna daha geldik efendim sizlerle birlikte. Dilerim bu hafta bizden güzelce faydalanabilmişsinizdir. Bugün yine çok önemli. Eğer çocuklarınız iştahsızsa ve onların iştahını açmak istiyorsanız, acaba çocuklar sakatat yemeli mi diye sorularınız varsa, hepsi ve daha fazla sizler için mutfakta başlıyoruz. Çok güzel tariflerimiz var, çok değerli doktorlarım var. Hazırsanız başlıyoruz. Pratik bilgiler uzmanı Meltem Açıkel, mutfakta şifa dolu bir çorba hazırlıyor. Kemik suyuna brokoli çorbası. Hem çocuklarınız hem kendiniz için bu özel tarif kaçmaz. Bunu böyle donduruyorum. Evet. Her çorba yapışında tenceremin içine bu ilikli kemik suyunu koyuyorum. Çocuğunuz çok mu iştahsız? İşte çocuklara özel iştah açıcı kür. Çocuklarda vitamin eksikliği hangi hastalıklara sebep olur? Vitamin eksikliği nasıl tedavi edilir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Fuat Serpen anlatıyor. Mutlaka altta yatan bir iştahsızlık açısından bir çocuk doktoru değerlendirecek. Evet. Bir sıkıntı yok ise burada iş artık anneye babaya düşüyor. Evet. Türbanda gelin adayları hangi modelleri tercih ediyor? Yüz ve fizik tipine göre gelin adaylarının istekleri neler? Gelinlikte aksesuar ve duvak seçimi nasıl olmalı? Tasarımcı Suzan Düzelt ve Nursena Düzelt anlatıyor. Taş mı kullanıyoruz, dantel mi kullanıyoruz? Hangisi yakışırsa onu koyuyoruz. Beyaz üzerine krem çalışıldığı için toprak tonları, biraz smoky makyajlar, soft makyajlar kullanıyorum. Süt ve fermente süt ürünlerinin sağlığa faydaları neler? Hangi sütler güvenli ve faydalı? Kaynatılan sütün proteinlerinde değişiklik olur mu? İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hakan Alagözlü anlatıyor. En az 15-30 dakika kaynatıyoruz. Dolayısıyla bu kaynatmakta birçok besin değeri, proteinleri bozuluyor. Az sonra kendine iyi bak da. Evet, mutfağımızda sağlık var bugün. Birazcık sağlığa yönelelim dedik çünkü artık mevsim kendini belli etmeye başladı. Evet. Özellikle çocuklarda hastalıklar baş göstermeden önce bağışıklığı biraz kuvvetlendirelim. Efendim, uzman doktorumuz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Fuat Serpen, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Ve Meltem Açıkel efendim, evet. Tanışıyorum. Teşekkür ederim. Tanışmaz mıyız? Evet, biz hocamı aslında takip ediyorum. Teşekkür evet, ederim, sağ olun. Programımıza en son geldiğinizde gerçekten çok faydalı bilgilerle bizi onurlandırdınız diyeceğim. Teşekkür çünkü ederim, farklıydı. Farklı olması da bizim ilgimizi çekiyor her evet. zaman. Kendine iyi bak, bugün yine bir fark ortaya koyacak. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Çocuklar için faydalı olan sakatatlar nedir? Bugüne kadar hiç bu konuyu konuştuk mu? Konuşuldu mu ben hatırlamıyorum ama bir ilk olarak yine bugün bizde çocuklar için faydalı sakatatlar nedir ve bugün neler yapacağız? Hemen sözü veriyorum Meltem ablaya. Şimdi ben bugün kemik suyuna bir çorba yapacağım ama kemik suyu çorba ile alakalı bir sürü şey konuşuyor. İşte kemik 4 saat kaynamalı, 2 saat kaynasa yeter, 24 saat kaynamalı, 14 saat, 15 saat gibi. Hani evdeki hanımlar da kemik suyu yaparken kafalar biraz doğru. karışık. Çok karışık gerçekten. Şimdi ben nasıl yapıyorum onu anlatayım. Yanlışlarım varsa hocam düzeltsin. Tamam. Bizi izleyenler de onlar da yanlışlarını düzeltsinler. Şimdi hocam kemiği alıyorum. Güzelce yıkıyorum. Evet. Tencerenin ne içine kemiği? Koyuyorum. Önemli, önemli. Ne oldu? O dana kemiğinin büyük kalın ve içi ilikli kemiklerini tamam. ve kenarında kolajen mi dediğiniz. Yani kolajen o, gerçekten çok önemli. Yani çocukların sağlığı için de çok önemli. Çok birazdan önemli. Konuşuruz onu. Siz devam edin isterseniz. Peki, peki. Onu alıp güzelce yıkayıp tencerenin içine koyuyorum ve bunu sabah yapıyorum. De ki bunu saat 9'da yaptım. Evet. Akşamleyin 9'a kadar, bazen 10'a kadar kaynıyor. O tıkır 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 kaynıyor. Koymuş olduğum susuz su mu? Da yok, su da koyuyorum. Hı-hı. Epeyce suyunu da o kaynama esnasında çekiyor. Kapatmadan bir yarım saat önce şöyle yapıyorum şimdiki gibi. Hemen şöyle sebzelerimi yanıma alayım. Evet. İçine havuç doğruyorum. Oo. Bir tane, iki tane havuç doğruyorum. Sonra yani kemik suyunu elde etmek çok da kolay bir mesele değil, değil. Tabii. Aynen. Evet. Yani burada deneyi araya girmek istiyorum tabii aslında. Tabii lütfen buyurun. Şimdi kemik suyunda az önce de söylediniz ya ne kadar süre kaynatmanın öneminden biraz bahsetmek Hı-hı. gerekiyor. Çünkü özellikle çocuklar için de istiyoruz ki kolajen doku ve ilik suya bulaşsın. Evet. Yani suya tabii. infüze olsun ki en azından çocuklar da ondan faydalanabilsinler. O yüzden hep şunu söylemek lazım. 12 saat. İdeal bir sürede. O zaman benim 12 saat oluyor. Tabii doğru. Sabah 9'dan akşam Aynen. 9'a bir kemik kaynatılmış. Sabah anne koyacak. Altını kısık ateşte açacak. Evet.
Ve akşama kadar ara ara kontrol ede ede düşük ısıda güzelce bütün kemiğin hem kolajen dokusunu hem vitamin mineralleri hem iliğin o güzel dokusu, yağlı dokusu tamamen suya bulaşsın istiyoruz. Aynen. Peki benim şimdi sorumun manasızlığını şu an kendime giriyorum. Susuz mu derken demek istediğim şu. Yani içine herhangi bir şey eklemeden. Hiçbir şey eklemeden. Yani su dışında bir şey eklemiyorsun. Eklemeden. 12 saat. Öyle mi sordun? Ben de anlamadım öyle sordun. Su ve kemik. Şimdi evet. 12 saat su ve kemik de güzelce tamam kaynadı. Sonra içine biraz sebzeler koyuyorum. Onunla da bir taşım kaynatıyorum. Sonraki sebzeleri içinden kemikle beraber alıyorum. Evet. Ve kemiğin içindeki o ilikli kısmı ama işte bir şey yardımıyla, çay kaşığının ucu yardımıyla, sivri bir şey yardımıyla o iliği suyun içine çıkartıyorum. Zaten akşama kadar kaynadığı zaman çoğu bırakıyor zaten. Bırakıyor zaten. Sonra böyle kağıt bardakların içine dolduruyorum soğuduktan sonra. Bak o ilikler burada bak. Müthiş. Değil mi? Müthiş. İşte besin deposu çocuklar evet için bakar mükemmeldir mısınız besin deposu. Bu. Bunu böyle donduruyorum. Evet. Her çorba yapışımdaki şimdi bir brokoli çorbası evet yapacağım. Tenceremin içine bu ilikli nefis mis gibi kemik suyunu koyuyorum. Harika. Sonra ne çorbası yapacaksan mercimek, brokoli hangisini istiyorsanız bununla birlikte çorba pişiyor. Bu o kadar konsantre bir şey ki çorbayı da çok fazla sulu yapmadıysanız yani sulu derken 12 kişilik yapmadıysanız evet normal bir boy tencere için bence çok sağlıklı bir miktar. Çok güzel. Kaç tane çıkar mesela ondan? Kaç kağıt bardak? Şimdi ben en son yaptığımda böyle büyükçe bir tencerede evet yaptım. 12 tane çok çıktı. Çok iyi. Yani çok bu kadar güzel uğraş için çok iyi değil mi hocam? Bir de burada şey de önemli. Annelerin şu an kafasında belki o soru oluşuyordur. Dondurduktan sonra ne kadar muhafaza edelim? Ha. Bu da önemli bir tabii konu bence. 3 ayı geçmemeli. Geçmiyor zaten. Yapılan çalışmalar hocam da var. Kış yani 3 ayı yani asla geçmesin. Dondurduğunuz ürünü 3 ay içerisinde tüketin. Bir evet de çorba yaptığımız zaman anneler bunu da çok soruyorlar. Hocam çorba yaptıktan sonra ne kadar süre verebiliriz hı çocuklara? Burada da kesinlikle dolapta 3 günden fazla durmasın ve en fazla bir kere ısıtılsın. Evet. Bir evet kereden çok fazla ısıtılmasın. Bütün yemekler için tabii aynı şeyi ki söylüyoruz tabii ki değil o mi çok önemli. Peki hala şimdi kemik suyuna brokoli çorbasını birazdan yapmaya başlayacak Meltem abla. Hocamız bize iştah açıcı kür verecek. Evet. Ve aynı zamanda çocuklarda 1 yaş altı yasak gıdalar nedir? Çocuklar bu sakatat dediğimiz malzemelerle, ürünlerle çorbayı ne zaman içmeye başlarlar? Hemen sizden sözü alalım çünkü bir çorbacı da şu anda sevgili Ezgi. Evet 3G ile bağlanacağız bakalım onların önerileri neler ve sizinkiler uyuşacak mı? Önce kür mü, kür tarifini verelim yoksa çorbayı isterseniz konuşalım. Çocuklar ne diyorsunuz peki gerçekten bu sakatatları içmeli mi? Yani burada şunu söylemek lazım. Hipokrat'ın bir sözü vardır. Hep biz tıp camiasında kullanırız. Hastalıklar bağırsaktan başlar der. Yani bu gerçekten ta ne zamandan önce söylenmiş bir laf ve biz şu anda yeni yeni onu keşfediyoruz. Burada tabii ki işin içine probiyotikler giriyor. Tabii. Ve sakatatlarda probiyotik deposu. Hmm. Daha doğrusu prebiyotik. Prebiyotik evet aslında bağırsaktaki yararlı bakterilerin aslında besinleri. Hı hı. Biz onları besleyeceğiz ki onlar tabii da aslında bize sağlık olarak geri dönüş yapsın. Hı hı. O yüzden sakatatlarda hep bir şey var, şüphe var. Acaba verebilir miyiz? Ne zaman veririz? Acaba çocuğa zararlı mı diye. Burada şunu söylemek lazım. Özellikle karaciğer 8. ayda çok rahat bir şekilde başlayabiliriz. Biz peki zaten ek gıdayı birazdan konuşuruz. Hı-hı. Ek gıdalarda biz istiyoruz ki yarı katı katılara geçiş süreci. Yani BLV yaptığımız evet çocuğun daha kendi kontrolünde yemeye başlayacağı dönemde biz istiyoruz ki sakatatlara da başlayabiliriz. Başlayabilirim. Hemen çorbaları o zaman bağlanalım. Evet, siz bağlanalım de efendim. Şunları çocuklar içebilir, bunları büyükler içsin şeklinde ayrımı yapalım. Buyurunuz efendim. Sevgili Ezgi selamlar. Oh! Ebru'nun iyi yayınlar. Neredesiniz? Bugün Fatih Horhor'dayız. Yanımızda Fatih'te Horhor'dayız. Yanımızda Hacı Usta'mız var. Şimdi işkembe çorbasının detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Nasıl yapılır? Şimdi ilk önce işkembe. İşkembeden başlayalım. Ondan sonra kelle paça. Allah şimdi kelle paçalar işkembeler. İlk önce tertemiz yıkanması gerekir. Biraz ses düşük alalım bu mı? Bir gün tertemiz yıkandıktan sonra bunu bir gün suda bekletiyorsun. Tuz, lemon tuzundan bekletiyorsun. Yoksa şimdi bu işkembe her yerde içilmez. Çünkü çok yerlerde temiz yapmıyorlar. Ben duyduğuma göre çamaşır suyu bile döküyorlar beyaz olsun diye. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz bunu ilk önce tertemiz yapıyoruz. Yıkattan sonra bir gün bekletiyoruz. Lemon tuzu tuzla suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra onu gene üstünü tertemiz yıkattan sonra bütün o üstündeki deriyi alıyoruz. Bu şekle geliyor. Ondan sonra bunu doğruyoruz. Bunu güzelce kaynatıyoruz. Kaynattan sonra bunun içine un,
yumurta, yağ karıştırıyoruz güzelce. Güzelce karıştıktan sonra bak bu şimdi bu şekle dönüyor. Bak şimdi bu şekle dönüyor. Ben bir göstereyim. Bak görüyorsunuz. Bak bana soldu. Bu işkembe mi bu, kelle paça mı? Çocuklar için birebir, büyükler için. Hayır, bu işkembe. İşkembe, ooo. Evladım bu, ay, işkembe. Çok güzel ama. Çocuklar için de çok faydalı. Ha, bu zaten zaten çocuklar için, büyük için. Özellikle bu yaşlılar için. Hani kalp hastası olan, mesela ameliyat olan, kalp hastası, ameliyat, ayağı kırılan. Yani şimdi Türkiye'de bu arada çok fıtık olayı çıkmış zaten. Bu birebir kemik kaynaması için. Bu işkembe. Şimdi bu işkembenin yanına mesela isteyen samırsak, mesela bu bizim samırsağımız. Bu sosu. Mesela samırsak bilmiyorum, herkes şey demiyor hani koku var ya. Allah. Aslında çok faydalı. Doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik. Evet. Çocuklar tercih ediyor mu? Rahatça vallahi, içebiliyorlar mı? Vallahi bizim çocuklar hep öyle büyüdü. Şimdi eskide aslında bu var ya, bu fakir yemeğiydi. Şimdi zengin yemeği oldu. Vallahi eskide yani fakirlerin de bu işkembe. Yani ben hatırlarım mesela hepimiz bir yerlerden geldik. O zaman hani durum olmayınca babamız, annemiz aslında yani bu fakir, o zaman fakirler zenginlerden daha fazla yaşıyormuş. Demiyorsun bütün vitamin bundanmış. Yani bir yandan da yapmaya başlayalım. Evet. Dersiniz. Şimdi işkemeyi mi yapalım? Evet. Tamam. Şimdi aldık bu işkememiz. Oh. Bak görüyorsunuz bembeyaz. Tamam. Oh, Ebru abi afiyet vallahi olsun. Vallahi canımız çekti. Usta. Gördün mü? Ellerinize sağlık. Ah. Evet. Evet, şimdi alıyoruz. Bak şimdi. Bir de burada suyumuz var bak. O kemiği kaç saat kaynatıyorsunuz usta? Ya biz bunu akşam saat 11'de fırına gönderiyoruz. Sabah 8'de alıyoruz. Tabii. Yani o saate kadar kaynıyor. Kaynıyor. Bak gördünüz mü? Bak. Evet. Oh, paramız olsa biz de yiyelim. Vay nasıl vay. Bilerek yapıyor işini. İnşallah, inşallah bundan sonra bizim çocuklar bunları yiyer de daha beyinleri daha gelişir, daha vücudu gelişir, sağlıklı bir genç mesul. İnşallah bundan sonra bu şeylerden buluruz. Doğru. Gördün. Şimdi bir de orada kemiklerimiz vardı. Onları da göstermek istiyorum. Şimdi bu isterim. Sefer kelle paçaya geçiyoruz. Tarafı alabiliriz. Evet. Bak. Bu kelle kaç saatten beri pişmiş görüyor musunuz? Bak. Ne kadar süre pişti? Bu dün 11'den 8'de aldım. Yani kaç saat ediyor? Hemen bir 10 saniye ediyor. 10 saatte. Bak görüyor musun? Kendi kendine. Eti görüyor musun? Et dökülüyor. Bak, İyice pişmiş, tandır olmuş artık. Kendi kendine dökülüyor. Bak. Çok güzel. Kellenin evet, beyni faydalı mıdır usta? Hepsi vitamin. Vallahi ben hep yiyorum. Benim kafam çok çalışıyor. Vallahi ben de yiyorum. Babam bana çocukken çok beyin yedirmiştir. Çalışmasa acı buralara gelir miyiz? Ya diyorum ya. Sağ olsun rahmetli babamız gidip hep bizi alıyordu. Biz bunun için kavga ediyorduk biliyor musun Ebru Hanım? Değil mi? Vallahi kavga ediyorduk bu beyin için. Evet. Bak nasıl gördün mü hiçbir şey kalmadı. Aynen. Çünkü öyle bir pişmiş ki. Onu da boşalttınız. Şimdi bunu söylüyorum. Biraz evvel galiba hocam da söyledi. Bak ilgi görüyor musun? Evet. Bak, görüyoruz. Bak. Bak ha, hocam görüyorsun güzel. Değil mi? Çok güzel pişmiş. Bak. Çok güzel hocam pişmiş. Zaten bütün hocam da iyi biliyor. Zaten bütün bak aynı insan kemiğine benziyor. Bunun içindeki bilgi zaten hocam biliyor. Mesela ayağı kırılan çocuklar, büyükler için sürekli bundan veriyor. Sürekli. Evet. Ben bile her gün içiyorum. Her gün. Kelle paça çok faydalı. Çocuklar kaç yaşından itibaren içebilirler? Şimdi evet, kelle paça 8. aydan itibaren başlayabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta ustamızın da bahsettiği gibi gerçekten kemik yapısının güçlenmesi açısından, D vitamini, vitaminler açısından tam bir depo. Depo değil mi? Çok gönül rahatla başlayabilir. Sadece burada şu ayrıntıyı söylemek lazım. Beynin kendisi, işkembe bunlar çabuk bozulabilen ve patojen bakteriler barındırabildikleri aynen. için bunlar da birazcık daha dikkat etmek ve hassas daha olur. İlerleyen yaşlarda vermekte fayda evet. var. Ama şunu söyleyebiliriz. 8. aydan itibaren karaciğer ve kelle paça çok gönül rahatla evet. verebilirler. Kemik suyuna çorbalara başlanabilir mi çocuklar tabii aynı ki, zamanda? Tabii ki. Kemik suyuna onu söyleyeyim. Evet. 6. aydan itibaren harika. Gönül rahatlığıyla çorbalarına başladıkları zaman hı-hı. kemik suyuyla yapabilirler. Evet. Dana yani, kuzu fark eder mi? Dana da olur, kuzu da olur. Hiç hı-hı. fark etmez. Hı-hı. Hiç fark etmez. Ama 6. aydan itibaren suyunu kullanabilirler. Kendisinde 8. ay gibi başlayabilirler. Çünkü
Özellikle kelepaça bağırsaklarda da florayı çok güzel arttırdığı için çocukların hem kemik gelişimine hem bağışıklığı desteklemeye hastalık döneminde çok faydalı. Çok faydalı. Hatta bir İngiltere'deydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir doktor anne, nörolog bir anne, otizmli çocuğunda sürekli kelepaça yedirerek çok güzel gelişimler sağlamış. Öyle mi? Hatta bununla ilgili seminerler bile vermeye başlamış. Öyle bir haber okumuştum. Her şey beslenmede. Ustaya bakar mısınız? Usta diyor ki ben her gün kelepaça içerim ve sağlığım yerinde. Usta günde ne kadar servis ediyorsundur? Kaç tencere gider kelepaça sizde? Ya bizde günde normalinde 2 tencere gidiyor. Büyük tencere yani. Tabii. Ama biz saat 10 dedim bizde bitiyor. Ha, kalmaz. 10'da bitiyor. Evet. Çünkü onu öyle ayarlıyoruz ki yani sürekli şey etmiyoruz. 10 dedim bizde bitiyor. Müşterilerimiz zaten biliyor yani şey olarak saat kaçta bittiğini. Ona göre o saatte hepsi geliyorlar. Öbür gelenlere de kusura bakmayın diyor. Bugün kalmadı yarın. Vallahi yarın hiç et bırakmadın üstünde. Önce onlar geliyor. Müthişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ebrahim, faydalı bilgiler verdiniz. Ebrahim bir de şeyi söyleme. Hocam söyledi. Bu ciğer. Evet. Aslında bu ciğer de çok faydalı. Bak ciğeri evet, görüyor musunuz? Bak. Nedir faydaları? Sizden bir duyalım önce. Aynı onun gibi. Ya vallahi bizim Urfalılar, bizim Urfa'da bu ciğerle kahvaltı yapıyoruz. Tabii. Yani bizde şey yok. Mesela Sabla, ben 52 yaşına girdim. Ben doğduğum günden beri ciğer yiyorum. Bizim Urfa kültüründe ciğer evet, daha fazla. Yani kahvaltı öyle kültürü fazla şey değil. Onun için mesela bizim Urfa'da fazla mide kanseri olsun, akciğer kanseri olmaz. Çünkü bak, görüyor musunuz? Beslenme her şeyin temeli diyor. Müthişsiniz. Orası bir sağlık deposu. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Ustaya sevgiler. Ezgi çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki Show TV ailesi var. Sağ olun efendim. Sağ olun. Bir de işin uzmanından Ali Bey'den dinleyelim. Evet. Çok teşekkürler. Evet efendim. Aslında çok güzel bir girizgah oldu bu. Hepimiz evet. Biraz daha hatırladık ve fark ettik. Bazen unutuyoruz bu lezzetlerimizi. Ya unutuyoruz hem de çocuklarımıza vermekte çekiniyoruz. Doğru. Aslında çekinmemek lazım. Yani temiz bir yerden alıyorsanız hatta kendiniz de yapabilirsiniz evet. Bence bunu. Özellikle karaciğer tam bir demir deposu. Hı hı. Çocukların ilk bir yaşta özellikle ilk iki yaşta beyin gelişimi için ve özellikle anemilerde kansızlık durumlarında çocuklarda gönül rahatlığıyla çok faydalı ve kullanılabilir. Hı hı. Ama tabii ki burada bir çocukta anemi varsa hem beyni etkiler hem çocuğun gelişimini etkiler hem nörolojik gelişimini etkiler. O yüzden kesinlikle bu tarz besinlerden hiç çocuklarını mahrum etmesinler. 8. aydan itibaren gönül rahatla başlayabilirler. Tekrar söylüyorum. Önemli bizim için. Ve bağırsak florasını da tekrar söylemek lazım. Çünkü disbiyoz dediğimiz bağırsaklardaki flora bozulduğu zaman şimdi yapılan yeni çalışmalar, otoimmün hastalıklar, şeker hastalıkları bunlar üzerinde çalışılıyor. Tabii. Ve ilerleyen yaşlarda çocuklarda disbiyoz, bağırsak florasının bozulması demek çocukların ileride otoimmün hastalıkların alerjik hastalıkların aslında temelini oluşturuyor. Yani çok o yüzden önemli, bu gerçekten çok önemli ve annelerin bu konuda biraz daha aslında özverili davranmalarında fayda var. Haklısın. Bak doğru. Şimdi siz öyle çok söyleyince ben hemen şu ciğer meselesini tekrar devreye almaya karar verdim. Evet. Değil mi? Peki sen güzel bir karışım yaptın Meltem ablacığım. Bak, eridi mi şeyin? İliklere bakar mısın ne kadar evet. Güzel evet. İçinde. Bizim bu sütütolojenimiz eridi. Evet şimdi çorbayı biraz bağlamaya ihtiyaç var. Peki. Çünkü mercimek gibi çorbayı yoğun hale getiren bir sebze değil brokoli. Evet. Onun için bir yemek kaşığı tam buğday ununu bir bardak sütle ki kremayla daha lezzetli peki oluyor. Ama hocam kremayı istemez diye. Hazır paketli ürünleri çok istemiyoruz. Evet. Dolayısıyla güzel bir bardak sütle birlikte. Şimdi çorba bağlandıktan sonra yani unla birlikte çorba kıvamını aldıktan sonra bunu el blenderından geçireceğim. Evet. Tuz ve karabiberle lezzetlendireceğim. Çorbam müthiş. Burada bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Tam buğday unu dediniz ya. Burada annelere seslenmek istiyorum. Evet. Gerçekten çocuklarımıza ekşi mayayla yapılmış ekmekler yedirsinler. Evet. Hmm. Yani hazır fabrikasyon mayalarla yapılmış ekmekleri çok tavsiye etmiyoruz. Artı kesinlikle beyaz un kullanmasınlar. Ya siyez unu kullanabilirler ya tam buğday unu kullanabilirler ama kabuğuyla beraber unu kullansınlar evet ki en azından çocukların bağırsak florası yine çok güzel o bir beklensin şekilde gelişsin. Ekşi mayalı ekmek çocuklara mutlaka tavsiye mükemmel ediliyor. Mükemmel olur. Yani evde kendileri de yapabilirler. Ekşi evet maya kullansınlar. Ekşi. Çocukların ileride kanser riskini azaltır. Az önce dediğim gibi şeker hastalığı, otoimmün hastalıklar birçok hastalığın aslında patogenezinde, öncesinde aslında bebekken temeller atılmış oluyor. Evet. O yüzden biz ne kadar sağlıklı beslersek paketli ürünlerden
endüstriyel ürünlerden uzak durursak o kadar çocuğumuzun ilerisi için sağlığına çok da büyük katkılarda bulunmuş oluruz. Müthişsiniz. O zaman hemen şimdi tarife evet. geçelim. Bir katkımız daha olsun. İştah açıcı kür. Evet. Mesela genetik midir çocukların iştahsızlığı? Yani genetik altyapı olabilir. Altta yatan bazı hastalıklar olabilir. Burada tabii ki annelerin, babaların tutumu da çok önemli. Genelde çocuğum iştahsız dendiği zaman mutlaka bir çocuk doktorunu görmesi gerekecektir. Çünkü altta yatan bir tiroid hormon bozukluğu olabilir. Çölyak hastalığı. Bu aralar çok sık görmeye başladık. Evet. Tabii bunun da maalesef günümüzde artık işte GDO'lu ürünler, aynen. yapay ürünler tüketmemizin de çok etkisi var. Çölyak hastalığı da çok sık görülüyor. Mutlaka dışlanması lazım. Ama burada iştahsızlık tek başına bir bulgu değil. Mutlaka gelişim geriliğinin eşlik etmesi lazım. Keza bunun yanında idari yolu enfeksiyonları, otoimmün hastalıklar, artı çocuklarda vitamin mineral eksiklikleri. Bunlar hep göz ardı ediliyor. Ben kendi kliniğimde rutinde çocuklarımızın mutlaka 6 ayda bir bazı değerlerine baktırıyorum. Çünkü düşük olabiliyor. Evet, çok ve D vitamini çok önemli. Benim oğlum çok terliyor ama yani genetik olduğu besbelli. Çünkü ailede de çok terliyor erkek tarafı. Dolayısıyla ben mesela D vitamininde acaba düşüklük mü var diye bir takviye vesaire tabii. verdim. Ya D vitamini o kadar bence mükemmel bir vitamin ki. Evet. Genelde biraz yüksek tutmak lazım. Kitabi bilgi olarak 20'nin üstü normal kabul edilir ama birazcık böyle 40-50 arasında tutmakta, 30'un üstünde en azından tutmakta fayda var. Çünkü D vitamini eksikliği birçok hastalığın aslında altyapısını oluşturuyor. Peki kaç ayda bir çocukların, 6 ayda bir kanına bakılmalı dediniz. Kaç yaşından itibaren? Yani ben şöyle yapıyorum. İlk 9 aya kadar herhangi bir rahatsızlığı yok ise 9. ay gibi bir rutin tahlillerini alıyorum. Vitaminlerini, bazı minerallere bakıyorum. Ve sonrasında da 1 yaştan sonra 6 ayda bir düzenli bakmakta fayda var. Çünkü çoğu çocukta bir anemi, kansızlık saptıyoruz. B12 eksikliği çok sık görüyoruz. Evet. Gerçekten çok sık görüyoruz. Deniyor hocam çok güzel et yiyor. Çünkü B12 en çok ette tabii. ve kırmızı ette ve yeşil sebzelerde var. Ama yediğimiz etler artık çok sağlıklı etler değil. Yediğimiz sebzeler sağlıklı değil. Daha geçen gördük ıspanak vakasını yaşadık. Yani maalesef ne kadar beslenmeye bazen dikkat etsek de bunlar eksik olabiliyor. B12 eksikliğinde çocuğun nörolojik gelişimi etkileniyor, IQ'su etkileniyor, fiziksel gelişimi etkileniyor. Çinko eksikliği keza öyle. Çinko eksikliğinde de aynısını görüyoruz. O yüzden mutlaka altta yatan bir iştahsızlık açısından bir çocuk doktoru değerlendirecek. Evet. Bir sıkıntı yok ise burada iş artık anneye babaya düşüyor. Evet. Çünkü burada hep şunu yapıyorlar. Hocam çocuğum yemiyor, ben de zorluyorum. Yapmasınlar bunu kesinlikle. Hadi açalım o zaman. Hiç zorlamasınlar. Hiç zorlamasınlar ama iştah açıcı destekler de bulunabiliriz. Evet. Ne var efendim burada? Şimdi bizim için olmazsa olmaz iştah ve gelişim açısından arı poleni. Ama arı poleni hakkında çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Taze polen olacak ve lütfen onu buzlukta muhafaza etsinler. Biz nereden bileceğiz bunun tazeliğini? Nasıl tazeliğini elinize aldığınız zaman zaten ezilir taze polen. Ama kuru polen kesinlikle ezilmez ve dışında mumsu bir yapı oluşur. O yüzden yararlanma, flavonoidler bunda çok önemlidir. Flavonoid dediğimiz maddeler, fenol bileşikler çocuklarda hem bağışıklık için hem çocukların fiziksel gelişimi için çok çok faydalı. O yüzden burada buzlukta muhafaza etsinler ve tazesini bulundursunlar. Çünkü ne kadar kuru havada dışarıda kalırsa o kadar bu yararlı flavonoidlerden mahrum kalmış oluyoruz. O yüzden çocuklarda mutlaka olmazsa olmaz iştah ve gelişim açısından taze poleni bulunduracağız. Peki. Bir. İkincisi... Üzüm çekirdeği. Üzüm çekirdeği mi o? Çok evet güzel. Onun tozu. Üzüm çekirdeği de yapılmış çok güzel çalışmalar var. Çocukların iştahı üzerine ve gelişimi üzerine çok faydalı. O yüzden büyükler kesinlikle. Büyükler için de öyle değil tabii mi hocam? Ki, tabii ki. Tabii. Yani değil mi? Büyükler için birçok şey sayabiliriz. Kanser için evet. birebir. Evet. Gençlik bağışıklık açısı. İçin anti-aging evet. birçok faydası var. Ve çocuklarda da keza öyle. O yüzden üzüm çekirdeğini de mutlaka bulunduracağız. Peki. Ceviz olmazsa olmazımız. Hep derler ya bazı işte besinler. Şekli itibariyle de organları andırırlar. Burada tabii ki beyin gelişimi, IQ, omega 3 açısından da çok faydalı ve mineral, vitamin, karbonhidrat, protein açısından da çok dengeli bir besindir. Hı-hı. O yüzden kesinlikle bunu da bulunduracağız. Evet. Bu nedir? Burada kuşburnu marmelatımız. Kuşburnu kendisi de kullanılabilir ama kuşburnu da yine flavonoid açısından çok zengin bir besin. O yüzden çocuklarda hem bağışıklık açısından hem de iştah açıcı özelliği de var. Gönül rahatlığıyla bunu da kullanabileceğiz. Bunların hepsi zaten çocuklarda özellikle 1 yaşından sonra gönül rahatlığıyla verebileceğimiz besinler. Ve en son olarak da mürver özümüz. Mürver özü mü? Evet. Ben onu pekmez zannettim.
Mürbürözü de pekmez gibidir. Soğuk pres üretmek gerekir. Evet. Yani doğalını üretmek gerekir ki en azından besinle değeri olarak faydalanabilelim. Mesela bu da keçi boynuzu. Keçi boynuzu da olur. Tabii boynuzu tabii mürveri ilk kez duyduk. Kara mürver diye aslında bizim ülkemizde çok var ama evet, kıymetini bilmiyoruz maalesef. Evet, maalesef. Ülkemizde birçok şey öyle. Bitki açısından, endemik bitkiler açısından ülkemiz çok zengin bir ülke ama evet, maalesef biz ekstratlarını, uçucu yağlarını dışarıdan alıyoruz. Böyle bir maalesef evet, ülkemizde böyle bir sıkıntı var. Peki nasıl karıştıralım? Şimdi bunları burada nasıl tüketelim? Hepsini aslında birebir oranında bunu tabii ki şey yapmak gerekecek. Bunu blenderdan ezmek gerekir. Tamam. Blenderdan veya şey de yapabiliriz. Dövebiliriz. Dövebiliriz. Tamam. Havanda dövebiliriz. Onu o şekilde koyacağız. Hepsine birebir ölçüden koyacağız. Bence biz hepsini koyalım. Tamam. Gönlü rahatla. Fazla miktarda yapıp bunu dolapta muhafaza edip edebiliyor verebilirsiniz. Tamam. Tabii. Edebilirsiniz. Mürverimizi yine. Aripoleni mürver. Evet. Mürverimiz. Bunu bir yaşından sonra tavsiye ediyorsunuz kesinlikle. Bunu sadece tabii ki bir yaştan sonra gönül rahatlıkla kullanılabilir. Ceviz ama 6. aydan sonra 3 gün kuralıyla tadımlara başlayarak evet, kullanabiliriz. Hı hı. Sadece poleni 1 yaşın altında istemiyoruz. Bir de polende eğer bal alerjisi varsa, bilinen bir alerji varsa dikkat burada edecek, doktoruna danışarak mutlaka kullanmalarında fayda var. Evet. Üzüm çekirdeğini birebir oranda değil de en azından bir kaseye şöyle bir yemek kaşığı kadar koymak. Tabii. Silme olmayacak, tepeleme koyabiliriz. Hı hı. Evet. Ve marmelat geldi. Marmelatımızın da hepsini koyabiliriz. Yine kuşburnu. Doğal olacak. Köyde anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı. Onları bulmak lazım. Aynen öyle. Ve cevizi de bu şekilde de koyabiliriz. İyice döve edebiliriz. Tamamını yine bir kaseye koyup karıştırarak çok güzel bir şey yapabiliriz. Bu çok lezzetli bir şey oldu. Mükemmel. Hem büyüklere hem küçüklere tabii, aslında. Tabii tabii. Yani sabah işe gitmeden önce çok gönül rahatla bir yemek kaşığı evet, alıp çok güzel bir şekilde günü daha zinde geçirebiliriz. Hı-hı. Çocuklarımıza da bunu günde iki defa verebiliriz. Bir hı-hı, tatlı kaşığı kadar. Hı-hı. Güzel bir şekilde bunu karıştıracağız ve güzel bir marmelat yani haline getireceğiz. Valla yani severse tadını. Değil mi? Kesinlikle böyle bir kaşık. Çok faydalı da dediğim için bazı şeyler artık anlıyor. Çünkü zaman zaman ona ben mesela arı polenlerini, o sıvı şeklinde olanlarını, propolisleri falan veriyorum. Ve evet hasta olmayalım bunu içelim şeklinde yaklaşıyor yani. Ah canım benim, ne yani, güzel söz dinliyor. Evet. Maşallah. İştahsızlığa da iyi diyorsunuz. Bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Hem bağışıklığı güçlendirecek hem iştahsızlık için hem çocukların tadına fiziksel gelişimi için tabii ki tabii ki bakabilirsiniz. Hı-hı. Ben de çok merak ettim. Tabii evet, bakın. Şöyle ben şuraya. Peki koyayım. Çinko eksikliği, vitamin ve çinko eksikliği çocuklarda nasıl anlaşılır? Şimdi burada bir çocukta eğer ki İştahsızlık varsa mutlaka vitaminlere bakmak lazım. Aslında vitaminlerin çoğu iştahsızlık yapıyor, vitamin eksikliklerinin çoğu. Özellikle D vitamini eksikliklerinde çocuklarda daha çok işte kemik ağrıları, reşitizm dediğimiz hastalığa bağlı kemiklerde zayıflama oluyor. Çünkü D vitamininin yaptığı görev kandaki kalsiyumu alır, demirde kemikte depolar ve bu şekilde kemiklerin güçlenmesini sağlar. Ama birçok hastalığın, yeni yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Birçok hastalığın altyapısında aslında D vitamini eksikliği var. Onun dışında tabii ki demir eksikliği. Demir eksikliği çocukların hem IQ'su hem fiziksel gelişimi hem beyin gelişimi açısından mutlaka olmazsa olmaz bir şey. O yüzden biz hep diyoruz ki ilk 4 ayla 1 yaş arasında profilaktik düşük dozda demir mutlaka çocuklarımıza takviye vereceğiz. Ve 1 yaştan sonra da belli aralıklarla talihlere göre vermek lazım. Çinko eksikliği de çocuklarda iştahsızlığın en sık nedenlerinden biri. Hmm. Mutlaka çinkoyu dışlamak lazım. Bu hep atlanıyor. Hmm. O yüzden çinko eksikliği açısından mutlaka doktorun görüp değerlendirip ona göre takviye vermesi lazım. Çinko'da özellikle şeyde çok var. Kuru yemişlerde yüksek oranda var. O yüzden kuru yemiş de çocuklarımıza vermeyi aksatmayalım. Alıştırmak lazım. 6. aydan itibaren verebiliriz. Gönül rahatlıkla kuru yemişleri verebiliriz. Ali Fuat Serpen müthişsiniz. Sembukür harika. Çok. Hem anlattıklarınız. Tadı da muhteşem. Tadı evet, da çok güzel. Meltem abla dondurma beğendiniz şekli. Evet tadı da çok güzel. Çorban harika oldu bence. Evet, bence çorbanın de hakkını vermek şimdi lazım. Şimdi bunu rondodan geçireceğim. Çorba evet, hazır. Evet harika. Ve kemik suyunu bu şekilde güzel depolama fikri de çok güzel. Yine bir pratik bilgi vermiş oldum bize. Çok teşekkürler. Canımsın. Çocuklar sakatat yiyebilirler. Özellikle 1 yaşından sonra ciğeri tavsiye ediyorsunuz. 8. aydan itibaren başlayabiliriz. 8. ay çorbasını içsin, ciğerin kendini içsin ve beyin de yesin. Beyini birazcık daha erteleyip daha çok paça olabilir. Paça. Kele'deki et parçalarını kullanabilir. Onu da yiyebilir mi? Tabii ki tabii ki. Kele paça çorbalarını başlasınlar. Başlayalım efendim. Hiçbir harika, sıkıntı olmaz. Bu işi de iyi geçiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben uzman teşekkür doktorumuz ederim. Ali Fuat Serpen bizlerleydi.
İyi ki geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Mertem ablacığım. Canım. Ellerine sağlık. Çorbanın tadına bakacağım mutlaka ve devam ediyoruz. Türban'da gelin adayları hangi modelleri tercih ediyor? Yüz ve fizik tipine göre gelin adaylarının istekleri neler? Gelinlikte aksesuar ve duvak seçimi nasıl olmalı? Tasarımcı Suzan Düzelt ve Nursena Düzelt anlatıyor. Taş mı kullanıyoruz, dantel mi kullanıyoruz? Hangisi yakışırsa onu koyuyoruz. Beyaz üzerine krem çalışıldığı için toprak tonlara biraz smoky makyajlar, soft makyajlar kullanıyorum. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim, stüdyomuzda şu anda bir görsel şölen mevcut. Suzan Düzelt, tasarımcı. Hoş geldiniz sevgili Suzan. Ve kızı makyöz Nursena Düzelt. Yani siz anne kız sektöre girdiniz. Ne zaman? Ne zaman? Ben 10 sene oldu girelim. Evet. Ama kızım daha 2-3 senedir. Şimdi siz bunları tasarlıyorsunuz. Kızınız gelin makyajlarını yapıyor. Evet, aynen öyle. Peki şimdi bu tasarımları ben görünce gerçekten çok beğendim, çok etkilendim. Şu an yakından da görüyoruz. Güzel kızımızın üzerindeki bir nişanlık. Evet. Öyle değil mi? Evet. Hemen şöyle bir yakınına gidelim. Birazcık bunu bana anlatır mısınız? Şimdi ben dedim ki nişanda bunu giyersek düğünde ne giyeceğiz? Buyurun Suzan Hanım, şöyle birazcık yanıma doğru gelin. Anlatın lütfen. Bunun özellikleri nedir? Bunların özellikleri zaten bu 2020 modellerimiz zaten bunlar. Evet. Simli bir tül kullandık. Aha. Türbanını yine aynı şekilde yaptık. Ay. Biraz bir tüyler çalıştık bunda. Vay vay. Birden kızlarım. Fazla gelinlik böyle giyiliyor bazen düğünlerde, nişanlarda. Evet, evet. Kızlarımız. Yapılıyor mu onlar tabii, hala? Tabii, yöre yöre de değişiyor. Ha. Birisi mesela bir tane giyer çıkartır. Biri evet. De 3-4 tane bile giyen var yani. Tabii bunlar yöreye göre değişiyor. Yöreye göre değişiyor. Şimdi bu bir nişanlık ve sağımda da gördüğünüz gibi bir prenses. Bu da gelinliği. Evet, gelinliği. Allah! Bu duvak kapanıyor mu? İsterlerse kapatılıyor. Tabii kapatılıyor. Ama şu anda çok duvak atmıyorlar artık. Öyle eskisi mi? Gibi değil. Ha, biraz değişti. Eskisi aynen. Duvak kullanmayanlar bile var. Hiç kullanmıyorlar. Hiç kapanmıyor artık evet. Yani. Peki şimdi ben hemen sevgili Suzan'ı da buraya davet etmek istiyorum. Suzan, gelir misin yanımıza? Nursena. Şöyle yanımıza gel. Çünkü sana hem nişan makyajı nasıl olmalı ve gelin makyajı nasıl olmalı? Ama arkanı dönme. Şu tarafa doğru tabii. Gelirsen gelinimizin yanına. Gelin. Annen de bu kenarda olsun. Tamam. Ha. Bana şimdi mesela düğün makyajıyla, gelin makyajıyla ikisi arasındaki farkı anlatsana. Nasıl olmalı? Söyleyeyim. Şöyle ilk başta gelinlerde tabii ki beyaz üzerine krem çalışıldığı için toprak tonlara biraz smoky makyajlar, soft makyajlar kullanıyorum. Gelin aslında gelin ve nişan diye çok ayrımı olmuyor. Evet. Böyle ciltleri parlak, gözleri daha belirgin, keskin bir bakışlı. Sana gözlere bir keskin bir bakış aynen yapmışsın öyle. Yani. Gerçekten. Maşallah, çok da güzel. Peki nişanda? Nişanda da öyle aynı şekilde. Daha çok soft toprak tonları, pudra tonları bu şekilde. Daha sade olsun diyorsun. Aynen. Ve ciltlerinde bu porselen makyaj deniyor değil mi? Gelinler bunu profesyonel istiyor. Profesyonel makyaj diyoruz. Ne demek oluyor? Yani profesyonel makyaj gelinlerde, nişanlarda falan kullanıyoruz ama porselen makyaj daha çok hani podyum makyajlarında falan oluyor. O yüzden biz direkt buna porselen makyaj demiyoruz. Ay, harika. Şöyle bir öne doğru yürüsün mü Suzan Hanım? Tabii ki. Şöyle bir görelim. 2020. Bu böyle oyuncak bebek gibi bunun içinde. Bak ne güzel döndü. Harika da taşıyorlar. Ağır mı? Çok değil. Çok değil. Peki. Şimdi şöyle gelinlikte ve özellikle bu yolculukta gelinlerin istekleri nasıl oluyor? Ya istekler yine kişiye göre değişiyor istekler. Bazıları sade, soft istiyor her şeyde. Gelinliğini mesela tarlatansız isteyenler de var. Ama genellikle tarlatan giydiriyoruz tabii de. Evet. Yani bu tarlatan bu işin havası değil mi? Tabii ki. Şöyle dursun tabii, kocaman. Aynen öyle. Gelinlerin zaten bunlar rüyası. Tabii. En güzel günleri, telafis olmayan bir gün. Evet. En güzel bir şekilde çıkmak istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar her şeyinden, makyajından tutun, işte bonesine, her şeyine varana kadar biz çıkartıyoruz. Çıkartıyorsunuz. Peki burada yanınızda çok güzel aksesuarlar var. Evet, taşlar. Nedir onlar? Biraz bakalım. Bunlar nedir? Bunlar da kızlarımızın başına taktığımız, mesela nişan başı için. Bu nişan mı? Evet. Aha. Ama size de çok yakıştı. Ya. Bu nişanda. Başka şu kırmızı ne? Bu da yine kınada genellikle takılıyor. Kınada da bu. Kınamız var kızlar, buyurun şöyle. Takalım, ben biraz bununla gezeyim. Nişan bu türbanın yanında var. Yanında süsü bunun. Bu nasıl bir saç böyle? Müthiş. Çok güzel. Peki bir de gelinimiz şöyle bir yürüse. Bir görelim. Bu kumaş bütün el işi midir?
El işi. Özelliği nedir? El işi tamamen kesme taşlarla yaptığımız, kristal taşlarla yaptığımız. Kesme taşlarla. Evet, ne kadar sürede yapıyorsunuz bu gelinliği? Bu bir yaklaşık 20-30 gün falan sürüyor el işçiliği olduğu için. Evet, sürer ama. Müthiş. Aynı şekilde bu kumaşın özelliği galiba değil mi bu nişanlıktaki? Bunun, bu nişanlığın üzerindeki tamamen baskı sim. Yani taş yoktur bunda. Evet. Bu sene de zaten pırıltı, böyle parlak. Pırıltı her zaman var. Aynen öyle. Peki bu tacı bir ille takmak istiyor mu herkes? Benimki kadar meraklı mı herkes? Genellikle kızlarımız taç takmak istiyor. Değil mi? Ama bu böyle değişik bir şey yani. Bunu bir taktın mı kendini başka bir havalı hissediyorsun. Ama bir kere takılıyor bunlar da bir kere zaten. Takılıyor. Evet. Aynen. Peki şöyle hemen arkaya doğru geçelim. Burada çok güzel bir, buna ne diyorsunuz Suzan Hanım? O bindallı, yani kına için kullanılıyor o da. Kınalarda evet. Bunu giyiyorlar. Aynen Allah, öyle. Allah Allah. Tamamen kadifeden yapılma. Evet. Bütün kadifeden yapılma. Üzerine taşlandırma. Dantel. Danteller. Bütün taşlar evet. İşlenmiş. Tek aynen de. Öyle. Bakar mısınız şu güzelliğe, şu işçiliğe? İnanılır gibi değil. Bu da 2020 modelimiz. Valla ben bunu giyip çıksaydım keşke, çok güzel. Keşke öyle bir şey yapsaydım. Aynen. Güzel olurdu. 2020 model bu da. Evet. Modeller böyle çok farklılık gösteriyor mu? Mesela gelinliklerin renkleri bazı sene biraz daha beyaz, bazı sene biraz daha... Buyurun lütfen. Kırık beyaz kullanıyoruz, krem kullanıyoruz. Zaten kar beyaz yok daha artık. Eskiden de. Değil eskiden mi? Daha çok kar beyaz kullanılıyordu ama daha kullanılmıyor. Evet. Şimdi daha çok krem ve kırık beyaz kullanılıyor. Krem ve kırık beyaz. Harika. Peki şimdi kızların yüzük tipine göre, fizik tipine göre tabii ki bunlar seçiliyordur ama genel olarak bu tarlatan her kişiye uyar mı mesela? Hayali olan genç kızlar vardır şu an mesela ekran başında. Tarlatan her kıza uyar. Her kıza uyar. Ona göre zaten birisi kabarık ister, birisi düşük ister. O tarlatanın numarasına göre değişiyor. Evet. Peki şimdi türbanda aksesuar kullanımı gördüğümüz gibi gerçekten çok farklıydı. Gelinimizde var mı? Bunda bu modelimizde taç kullanmadık. Taç kullanırsak çok karışır. Fazla. Zaten duamız ağır bir duvak. Evet. Şu duvağa şöyle bir yürüyebilir misin? Tekrar arkadan duvağına bir bakalım. Fıstığım. Suzan. Evet. Suzan Hanım harika bir şey yapmış gerçekten. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorsun. Peki. Şimdi... Bunlar aksesuarlar ayrı bir hava veriyor. Kesinlikle. Evet ama birinden birini seçmek lazım ya. Hangisini öneriyorsunuz siz mesela? Ya yani şimdi... taç mı olsun, yanında başka bir şey mi olsun, duağında mı taş olsun? Daha çok hangisi talep ediliyor? Onu daha doğrusu gelinimizle beraber karar veriyoruz. Mesela aynanın karşısına geçiyor hangisi yakışırsa. Benimle çalışan gelinlerimiz zaten çok iyi bilir bunu. Aynanın karşısına geçiyoruz. Taş mı kullanıyoruz, dantel mi kullanıyoruz? Hangisi yakışırsa onu koyuyoruz. Evet. Yani çok farklı da şeyler de çıkıyor ortaya. Çıkabilir. Peki şimdi ellerinde çiçekleri yok burada. Evet. Fakat orada çok güzel çiçek örnekleri getirmişsiniz. Beraber bakalım mı? Tabii ki. Hangisi mesela bu gelinliğe uyar? Gelinlikte mesela bu. Aa, gül. Gerçekten gül mi? Gül model. Evet. Gül model. Ay çok güzel. Kıpkırmızı. Yani böyle kontrast bir renk düşündünüz. Bu nasıl bir şey? Bu da daha çok bu kızlar şimdi kuru çiçekleri daha çok istiyor. Allah Allah. Çok güzelmiş bu da, yalnız harika bir şey. Evet. Bu da mı gelinlikte? Gelinlikte de kullanıyoruz, nişanlıkta da kullanıyoruz. Nişan fotoğraf çiçek çekimleri. Kullanır mı? Tabii kullanılıyor. Al bakalım güzelim çiçeğini. Çiçek nasıl tutulur? Bunu da gelinimize verelim. Al canım benim. Şunu da verebilirsin. Suzan Hanım bize gösterir misin? Çiçek nasıl tutulur? Valla kızların kendi isteğine göre tutulur tabii de. Aynen. O anda fotoğraf çekiminde tabii... Kızlar bu şekilde tutuyorlar. Şimdi ama çiçeği taşıyor. Şimdi çiçek orada, senin bir aksesuarın. Ben bu çiçeği nasıl tutardım? O şekilde tutulmaz. Biraz daha yukarıda. Şöyle mi? Şu şekilde. Şöyle mi? Evet. Böyle tutuyoruz diyorsunuz. Şöyle. Al bakalım fıstığı. Seninki de böyle. Tam buket oldun zaten şu anda. Bakar mısın? Pırıl pırıl elinde de çiçeği. Harika bir yakıştı. Şey oldu. Yakıştı çok. Peki bunlar da değişik. Ben mesela bunlar değişik gördüğüm kadarıyla. Ya kızlarımız küçük isteyen var, büyük isteyen var. Bunlar daha dolu dolu şu anda göz dolduran çiçekler. Gerçekten oldukça farklılar. Çok güzel. Peki bunlar, bu havaya atma meselesi var mı hala? Bunları yapmıyorlar. Onlar için özel hazırlıyoruz. Değil yani mi? Tabii biraz daha küçük. Bunlar tabii olmaz. Bunlar olmaz. Bunlara kıyamazsın da zaten. Yani biraz daha ağır bunlar. Fakat bunlar fotoğrafta. Aynen öyle. Aksesuar olarak kesinlikle. Tamamlamada çok çok güzel. Çok beğendim. Peki küpe tercih ediliyor mu? Burada yine
böyle biraz farklı küpeler getirmişsiniz. Bunlar mesela kınalarımızda şu şekilde hem ha. küpesine. Ha. Gelsene sana takalım. Gel seni. Gel. Sen evlendin mi? Hayır. Daha evlenmedin. Hayır. Annen sana nasıl bir gelinlik yapar kim bilir? Gelinlik diyeceğimi sanmıyorum. Aa! Aa neden şöyle dön bakalım. Bu kadar işin içindesin gelinlik giymem mi diyorsun? İşin içinde olunca işte giyinmiyor. Giyinmiyor. Daha sade bir şey mi giyerim diyorsun? Yani. Ama baksana bir kına kıyafeti yani. Şöyle bir bin dallı. Kına olsun mu? Kına olur. Kına olur peki. Aday var mı aday? Yok hayır. Daha gençsin. İnşallah hayırlısıyla o da olur. Annesi abi, ne diyorsun? Inşallah. Kızın gelinlik giymeyecekmiş. Bence çok erken şu anda söylemeye de zamanı gelince herhalde o da ister. Evet bence. O da ister. Canım benim. Peki gelinliklerde farklı renk modası yok diyorsunuz. Artık yok. Belli bir renkte. Aynen öyle. Kırık beyazlar. Kırık beyaz, krem. Mevsim. Ya bu sene biraz daha şey tabii renklendirme katıldı tabii de. Ben bilmiyorum bundan yanayım yani kırık beyaz ve krem. Tabii gelinlerin isteğine göre de peki, değişiyor tabii. Yani mevsime göre de fark etmiyor diyorsunuz. Yok gelinlik modeller de değişmez. Modeller peki modeller mesela yani bir yaz gelinin bu kadar ağır bir gelinlik giymesi nasıl olabilir? Taşıyabilir mi? Sıcağa karşı nasıl önlem alıyorsunuz? Ebru Hanım o anda onu düşünmüyorlar sadece güzel olmayı düşünüyorlar. Evet değil mi? Aynen öyle zaten kızlara da söylüyoruz rahat olmayacaksınız güzel olacaksınız. Evet. Yani biraz fedakarlıkta gösteriyorlar evet, yani kızlarımız. Evet dikkatli baksanıza ne kadar güzel duruyorlar. Burada yalnız yine çok güzel bir gelinlik var. Biraz da bunu anlatabilir misiniz bana? O tamamen sim kumaştan yapıldı. Üzerinde taşlandırma var. El işçiliği yok bunda. Evet. Sadece üzerine işleme var. Yani danteli işledik biz bunun üzerine. Çok güzel dantelin üzerine. Evet simli kumaşın üzerine. Evet bunlar işlenmiş. Danteli işledik. Evet bu yakaları görüyoruz çok güzel. Hakim yaka. Türbanlı kızlarımızda da genellikle kullanıyoruz. Kullanılıyor. Evet. Peki ama bu yaka da çok ilginç bir yaka. Buna nasıl bir yaka diyorsunuz? Nişan bu, kıyafetine. Bu sene daha çok yapıyoruz böyle. Hı-hı. Kızlar tülden de yapılıyor. Aynı evet. kendi kumaşından da yapılıyor. Hakim yakanın ayrı bir pileli bir ayrı modeli. Ayrı bir farkı ama gelinlikteki model yine farklı. O hakim yaka. O da hakim yaka. Rahat mısın hakim yakanın içine? Çok güzel. Çok yakıştı. Peki şimdi makyaja biraz daha gelmek istiyorum. Makyajda trendler. Takip ediyor musun trendleri? Ediyorum. Yani gelinler genelde geliyor hani biraz abartı istiyorlar falan. Onları ikna etmeye çalışıyorum hatta. Evet. Çünkü bu sene hani birkaç senedir hatta ışıltılı daha soft makyajlar var. Trendlerde de hani ciltler daha ışıltılı, gözler biraz ön planda. Öyle dudaklar geri planda bırakılıyor. Ama işte bazen istiyorlar falan kıramıyorum. Yani kınalarda falan yapılıyor. Evet. Kıramıyorum gerçekten. Ama tabii sizin kıyafetlerinizi, kostümlerinizi taşıdıkları için aynı zamanda o gün hem güzel olacaklar hem de uyumlu olmaları evet, lazım. Evet, kıyafeti, yüzü kesinlikle. Her şekilde değil uyuması mi? Gerekiyor. Yani bu kıyafetle makyajın uyumlu olması aslında bir avantaj. Çünkü kızınız yapıyor, birbirinizi destekliyorsunuz aynen o anlamda. Öyle. Bu çok güzel. Peki püf nokta. Mesela saatlerce kalacak bu makyaj yüzü. Nasıl bozulmuyor bu makyaj? Biraz malzemeden kaynaklı. Püf noktaları var tabii. Mesela hani sabitlemesi, işin teorisini falan bildikten sonra yapabiliyorsun yani. Evet. Kaşlarda falan mesela sabitleşmesi, eyeliner'ı akmaması, rimeli akmaması. Onun için malzeme birazcık sabitleştirici da. Sabitleştirici bir canım, sprey en sonunda musun, sprey tabii sıkılıyor. Tabii ki, o da sıkılıyor. Gelinlerin makyajı bozulmaz mı yani? Terlese de. Yani kullanacağınız malzemeye göre de değişiyor. Birincisi, ikincisi de kızımızın cildine göre de değişiyor. Aynen. O da çok önemli. Bazı ciltler alamayabiliyor da yani tabii. makyajı. Alamayabiliyor. Ciltine göre değişiklik gösteriyor. Öncesinde cilt bakım falan öneriyor musunuz? Tabii. Böyle gelin tabii bakımları falan oluyor tabii ya. Ki. Peki, gelin makyajlarının diğer makyajlardan kesinlikle farkı var. Bunu görmüş durumdayız şu anda. Gelinler biraz daha farklı diyorsunuz. Gözler aynen. çekik olmalı. Daha çok keskin bakışlı. Neden? Fotoğraf çekimlerinde falan çünkü hani daha fazla gözler ön planda olması gerekiyor. Gözleri ön plana çıkarıyoruz. Öyle fotoğraf çekimleri için yani biraz da. Yani o çekiklik onun için orada iyi duruyor. Aynen. Oo çok enteresan. Makyaja bak. Beğendin mi kendini bugün? Sen evli misin? Evlisin. Ne kadar güzel. Pekala efendim. Şimdi bu farklılıklar, bu güzelliklerle bizim buraya kadar geldiniz. Kendine iyi bak izleyicilerine. 2020 trendlerinden bahsettiniz. Son olarak ne eklemek istersiniz sevgili Suzan Güzel? Kendim hazırlıyorum her şeyine. Yani ay, başından maşallah. Makyajına... kıyafetine her şeyini yapın. Şöyle bir tur daha aynen. atın bakalım kızlar. Son olarak Suzan Düzelt 2020 nişan ve gelinlik kreasyonlarını şöyle bir kez daha yakından görelim. Duvakları, türbanları ve çok farklı seçenekleriyle
Harika ama bu arkadaki bin dallı da olaymış. Emeğinize, zevkinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de efendim. Bu kadar güzellikten sonra birazcık daha sağlığa deniyoruz. Süt ve fermente süt ürünlerinin sağlığa faydaları neler? Hangi sütler güvenli ve faydalı? Kaynatılan sütün proteinlerinde değişiklik olur mu? İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hakan Alagözlü anlatıyor. En az 15-30 dakika kaynatıyoruz. Dolayısıyla bu kaynatmakla birçok besin değeri, proteinleri bozuluyor. Şimdi kendine iyi bak da. Değerli izleyiciler, konuğum Profesör Doktor Hakan Alagözlü. Kendisi iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bugün aslında probiyotik ve prebiyotikleri konuşacağız. Evet. Çok duyuyoruz ama tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? Emin değilim. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle probiyotikler sağlık yönünden faydalı canlı mikroorganizmalar. Genellikle bakteri şeklinde bulunuyor. Bazen de maya formunda bulunuyor. Bunlar bizim içimizde yaşayan, özellikle bağırsaklarda yaşayan canlı bakteriler. Bunlar bir denge halinde bulunuyor. Patojen bakterilerle birlikte yaşıyor. Vücudumuzdaki bu bakteriler, probiyotik bakteriler %85, patojen bakteriler %15 şeklinde bir denge halinde bulunuyor. Antibiyotik aldığımız zaman ne oluyor? Probiyotik bakteriler ölüyor, patojen bakteriler artıyor ve çeşitli kronik hastalıklara davetiye çıkartıyor. Faydaları var, özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Onun dışında anti-inflamatuar dediğimiz iltihap azaltıcı etkisi var. Bağırsak geçirgenliğini azaltıyor ve bize enfeksiyonlardan, birçok hastalıklardan koruyor. Çok güzel, bu çok çok önemli. Evet, prebiyotikler ne yapıyor? Prebiyotikler daha farklı. Prebiyotikler probiyotiklerin yiyeceği. Aslında, onu besliyor. Evet, besliyor. Canlının ve aktivitesini artırıyor ve bağırsakta daha çoğalıyor probiyotik bakterileri. Prebiyotikler aslında bir lif. Neyden alıyoruz onları? Bunlar sebzelerde var. Özellikle kuşkonmaz, enginar, pırasa, sarımsak, soğan çok önemli. Muz. Bunlarda çok yoğun oranda var. Fakat her lif prebiyotik değil. Fakat prebiyotik liftir. Yani bunu diyebiliriz. Evet, yani her lif değil prebiyotik. Çok güzel. Şimdi süt ve fermente süt ürünlerinin sağlığa faydaları var. Son zamanlarda birazcık daha merak konusu oldu. Süt ve süt çeşitleri de belki arttıkça. İnek sütü mü dedik, keçi sütü mü dedik, normal süt, yağlı süt, yağsız süt, laktozlu, kefir falan derken insan sağlığına faydalarını da bilmekle beraber biraz da daha çok merak eder olduk süt meselesini. Kalsiyum üründen süt ile eşdeğer diğer gıdalar var mı, yoksa sütün yeri her zaman bambaşka mı? Evet. Buna gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Prebiyotik konusunda şunu da ifade etmek isterim. Özellikle süt ve diğer fermente süt ürünlerinde galaktooligosakkarit denilen bir prebiyotik var. Bunlar probiyotik bakterilerin canlılığını ve aktivitesini arttırıyor. Bu yüzden çok önemli. Yani prebiyotik menşei var bunların. Onun dışında kalsiyum yönünden zengin gıdalar var mı dediniz? Tabii ki var. Özellikle en başta roka çok yüksek. Ondan sonra ıspanak, sonra kuru fasulye. Bunlar aşırı derecede kalsiyumdan zengin. Fasulye de gerçi kuru fasulye. Kuru fasulye, evet. Yağlı tohumlardan badem. Şimdi bunlarda kalsiyum oranı yüksek ama vücuda girdikten sonra ne oluyor? Asıl önemli olan o. Vücuda girdikten sonra bunların emilimi süte göre çok düşük. %5 oranında. Neden? Çünkü içinde oksalat var, işte fitalatlar var, posa nedeniyle kalsiyum emilimi %5'lere kadar düşüyor. Ama sütün içindeki kalsiyum laktoz, aminoasit ve proteinden dolayı emilimi daha artıyor. %40'lara kadar çıkabiliyor kalsiyum. O yüzden hani bunlarda kalsiyum yüksek ama vücuda girdikten sonra emilimi gerçekten çok düşüyor. Peki süt ve süt ürünlerinde? Süt ve süt ürünlerinde bunlarda kalsiyum oranı çok yüksek. Bunların özellikle ince bağırsaklardan emilimi gerçekleşiyor. Ve bunlar işte hamilelerde, büyüme çağındaki çocuklarda ve menopoz sonrası bayanlarda
çok önemli. Özellikle kemik erimesi yönünden mutlaka bu dönemlerde ihtiyacımız daha da artıyor. Daha da artıyor. Peki sokak sütleri konusunda ne diyebilirsiniz? Hangi sütler güvenli sütlerdir? Evet, bir kere sağlıklı süt güvenli süttür. Güvenli sütte öncelikle bir inek sütü bir kere sağlıklı bir inekten elde edilecek. Onun dışında hijyenik olmalı, ısıl işleme tabi olmalı. Isıl işlem neden önemli? Çünkü ısıl işleme tabi tutulan sütteki hastalık yapıcı mikroorganizmalar bertaraf ediliyor ve bu sütün besleyicilik değeri azalmıyor. Yani bir kayıp olmuyor. Evet. O yüzden pastörize sütler çok önemli. Sokak sütleri konusunda şunu diyebilirim. Bir kere sokakta satılan sütler güvenli süt kapsamına girmiyor. Çünkü neden? Bunların içinde çeşitli tahşiş ve hileler olabilir. İşte hidrojen peroksit, soda gibi. Tabii süt kesilmesin diye bunları katabiliyorlar. Onun dışında pestisit denilen zirai tarım ilaçları, aflatoksin denilen toksin, mantar toksinleri, antibiyotikler ve çeşitli patojen bakteriler olabiliyor. Şimdi bunlar tankerlerle fabrikaya geldiğinde numune alınıyor bu sütten. Fabrika bakıyor. Bunlar var mı için? Antibiyotik, aflatoksin, pestisit, işte soda, hidrojen peroksit. Eğer varsa fabrika bunu almıyor. Diyor biz alamıyoruz diyor. Ve bu süt sokak aralarında satılıyor maalesef. İnanılır evet, gibi değil. Kesinlikle. Oradan arta kalan sütler sokak sütü olarak satılıyor. Biz de onu sağlıklı mı zannediyoruz sanıyoruz, o zaman? Kesinlikle ve bence bu sütlerin, geri çevrilen sütlerin imha edilmesi lazım. Yani bunların tekrar satılmaması lazım. Evet, ama şimdi kesinlikle. Peki hani sokak sütü köyden geldi, sağıldı hemen kapımızda, biz de kaynattık, içtik, bir de ev yoğurdu yaptık ondan mantığı vardır ya. Evet. Şimdi hepimizde bir doğala dönme çabası var. Dolayısıyla işte sokak sütleri, işte üzeri tarihli sütler ya da yoğurtlar acaba içinde koruyucu madde içeriyor mu sorusu geliyor hemen. Evet. Sağlıklı mıdır efendim? Bunları mı tüketmeliyiz? Yıllardır bunları içtik aslında evet, hep. Evet. Şimdi şöyle aslında sokak sütü dediğimizde daha çok kurumsal çiftliklerde bunlara dikkat ediliyor. Fakat kurumsal olmayan çiftliklerde mesela hayvan sağıldı. Sağıldıktan sonra yarım saat süt kanalları açık duruyor. Ve hayvan yattığı zaman tezek sonuçta ve süt kanalları iltihap oluyor. Yani sık sık mastit olur inekler ve sürekli veya ara sıra antibiyotik yaparlar bu hayvanlar. Halbuki kurumsal çiftliklerde ne yaparlar? İnek sağıldıktan sonra yarım saat açık kaldığı için hasta yatmasın, tezeye bulaşmasın diye süt kanalları hayvanın önüne ot koyarlar. Hayvan ayakta yemek zorunda kalır ve böylece en azından bu yarım saatlik olay bertaraf edilmiş olur. Bir de belirli periyotlarla bu alttaki pisliği, tezeyi alan şeyler var, sistemler var. Bunlar dikkat ediliyor. O nedenle yani daha kurumsal çiftliklerden alınan sütler daha sağlıklı. Evet. En azından işte numunelerle belirli işte antibiyotik, pestisit, aflatoksin çeşitli ajanlar var mı? Bunlar bakılıyor. Bertaraf ediliyor. Bütün bu bahsettikleriniz süt kaynatmakla yok olmaz mı? Bir de o fazla kaynatılınca içindeki probiyotikler ya da almamız gereken proteinlere ne oluyor? Evet. Bir kere öncelikle sütün içinde prebiyotik var. Yani galakto oligosakkarit dediğimiz. Çünkü probiyotik demek, probiyotin 5-6 tane özelliği var. Birincisi mide asitine dirençli olacak. Safra enzimlerine dirençli olacak. Ondan sonra insan orijinli olacak. Bu çok önemli. Ve sağlık yönünden faydalı olduğuna dair çalışmaları olacak ve güvenli olacak. Bunların hepsi varsa probiyotik bakteri kapsamına giriyor. Sütün içindeki prebiyotik var dedik. Bu bizim bağırsağımızdaki canlı probiyotik bakterinin aktivitesini ve sayısını arttırıyor. Şimdi tabii kaynatmakla ne oluyor? Kaynatmakla bir besin değeri bozuluyor. Hı hı. Sütü ne yapıyoruz? Biz 100.2 derecede kaynıyor ve en az 15-30 dakika kaynatıyoruz. Dolayısıyla bu kaynatmakla birçok besin değeri, proteinleri bozuluyor. Mineraller düşüyor ve sütün besleyicilik değeri bayağı azalıyor.
Halbuki pastörize sütlerde asıl amaç besin değerini korumak. Besin değerini korumak ve hastalık yapan mikroorganizmaları bertaraf etmek. Evet. Pastörize sütler. Peki kaynatmak aynı zamanda pastörizasyon mudur? Pastörizasyon evet. Neden uygulanır? Yani bizim evde yapamadığımız bir şey bu. Evet, pastörizasyon kaynatmak değildir. Farklı kavramlar. Kaynatmak dediğim gibi sütün %87'si su, %13'ü kuru madde. Bu kuru maddenin içinde işte protein, yağ, mineraller ve laktoz süt şekeri var. Dolayısıyla sütteki bu kaynatmakla yani sudan daha fazla kaynıyor. 100.2 derecede kaynıyor. Ve biz bunu 30 dakika kaynatıyoruz. Yani sütün içinde hiçbir şey kalmıyor. Proteinleri ölüyor. Besleyicilik değeri azalıyor. Halbuki pastörize sütlerde durum böyle değil. Amaç besin değerini korumak pastörize sütlerde. UHT süt ürünleri neden uzun süre dayanıklı? Evet, bu bence çok önemli. Şimdi şöyle düşünün. Ben UHT sütleri ultra pastörizasyon sistemiyle yapılıyor. Ben onlara süt konservesi diyorum. Çünkü evlerde konserve yaparız hepimiz. Evet. Tazeliğini korusun diye mevsimde alırız. Onları kaynatırız. Cam kavanozlara evet. Negatif basınçta koyarız evet. Ve bir yıl sonra yeriz onları. İşte süt, UHT sütler de böyle. Ben süt konservesi diyorum. Orada da 135 derecede 2 saniyede ultra pastörizasyona tabi tutuluyor. Hiçbir bakteri veya maya kalmadığı için ve ambalajı da steril olduğu için bu sütlerin içinde uzun ömürlü oluyor. Yani süt konservesi gibi tabirini güzel. Kullanabiliriz. Güzel. Peki kefir konusunda ne söylemek istersin? Evet, kefirde, süt ve kefir aynı özelliklere mi sahiptir? Evet, fermente süt ürünü kefirde sonuçta içinde birçok probiyotik bakterisi var bunlarda ve maya da var. Dolayısıyla çok sağlıklı. Fakat şu önemli, alacağımız kefirlerin üzerinde hangi probiyotik bakterinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Etikette yazması lazım. Çünkü her üründe farklı. Tabii. Yani cins, tür, suç olarak kefir etiketlerinde bunun yazılması gerekli. Ona göre de ne faydası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne faydası olduğunu bilmek lazım. Evet. Çocuklar için uygun mudur kefir tüketmek? Şimdi dediğim gibi kefir şöyle, 2 yaşın altında anneden geçen core mikrobiyota dediğimiz anne sütünden probiyotik bakterileri alıyor çocuk. O yüzden anne sütü çok çok sağlıklı. Yani özellikle 2 yaşın altında vermemek gerekir. Çünkü anne sütünden geçen probiyotik bakteriler daha değerli. Fakat ilkokul çağında çocuklar bunları içebilir. İçebilirler. İlkokul evet. Çağında kefiri tavsiye ediyorsunuz. Evet. Efendim peki son olarak süt ve süt ürünleri için evet. Mesajınız nedir? Yaşlılarda da belli bir yaşın üzerinde de süt hala faydalı mıdır? Evet. Şimdi 7'den 70'e bir kere herkes süt ve fermente süt ürünlerini kullanmalıdır. Bu fermente süt ürünlerini günün farklı saatlerine yayabiliriz. Mesela sabah kahvaltıda 2 dilim peynir, öğlen yoğurt, bir kase yoğurt, akşam da bir bardak ılık süt şeklinde günlük kalsiyum ihtiyacımızı, protein ihtiyacının çoğunu bu şekilde alabiliriz diyorum. Yeterli midir hocam? Peki bu kemik gelişiminde bir çocuk için ya da menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi için. Yani bu dozlar arttırılmalı mı? Ek gıdaya birazcık daha farklı şeylere ihtiyaç var mıdır? Evet, bence çok güzel bir soru. Çünkü günlük normal bir insan için kalsiyum ihtiyacı 1000 miligram. Daha fazla ihtiyacı olanlar dediğiniz gibi işte menopoz sonrasında veya işte hamilelerde, çocuklarda 1200-1500'e kadar çıkabiliyor. Şimdi sabah 2 dilim peynir yaklaşık 300 miligram kalsiyume tekabül ediyor. Öğlen bir kase yoğurt 400 miligrama. Akşam bir bardak süt 300 miligram. Bir bardak süt 300 miligram kalsiyum içeriyor. Çok evet, güzel. Evet, şöyle kefir, büyük bir bardakta. Yani toplam ihtiyacımızı kefirle alıyoruz. Kefirle ilgili bilginiz var mı kefir hocam? Kefir şöyle. Kefirin tabii onun da boyutları farklı. Kefir içindeki daha çok probiyotik bakterileri evet. Önemli onda. Evet. Yani kalsiyumdan ziyade probiyotik bakterileri yönünden önemli. O daha çok bizim bağışıklık sistemimizi
düzenliyor ve güçlendiriyor. Aman düzenlesin. Gerçekten evet, ihtiyacımız var. Havalar soğudu. Havalar soğudu. Herkes, grip oluyoruz kesinlikle. Evet, iyi bakalım yani, kendimize. Bence efendim de. Günde 1000 miligram diyorsunuz. Almanızdayız kalsiyumu. Evet, süt ve süt ürünlerini güvenle tüketin. Aynen. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Hakan Alagöz bizlerleydi efendim. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı. Prebiyotik nedir? Probiyotik nedir? Hepsini öğrendik. Evet. Sağ olun var teşekkür, efendim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir haftanın sonuna da gelmiş olduk. Tüm hafta sonunda iyi geçsin sizin için diliyorum efendim. Pazartesi günü yeni bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.